Herkese merhaba tekrar. Görmüş olduğunuz bitki Türkçe ismi taş yoncası. Latincesi Melitotus officinalis olarak geçen, içerisinde bolca kumarin maddeleri içeren, vücut üzerine oldukça faydası olan bitki. Özellikle damar içerisindeki katılaşan kan, yani kolesterol yüksekliği, lipid, trigliserit gibi bu orada yağların çözülmesine faydası var. Kanı sulandırıyor. Bu bölge arılar, bu bölgede olduğu için özellikle arıcılar gördüğünüz gibi peteklerini bu bölgeye yakın, yani bu bitkinin yoğun olduğu bölgelere bırakıp gördüğünüz gibi rengarenk ve çok çeşit bitkiler mevcut. Burası Kuzey Anadolu bölgesi, Muş ve Erzurum il sınırının birleştiği yer. Şöyle gördüğünüz gibi bu bitkinin toprak üstü kısımları çay gibi demleyip içilebilir. Kuruduktan sonra tabii. Biz özellikle bunun ekstrak bazında biraz zor çıkar, fakat distilasyon yöntemiyle de suyunu çıkarabilirsiniz. Aynı sonucu alabilirsiniz bundan. Dediğim gibi damar üzerine oldukça faydalı, ama aşırı şekilde kullanıldığında kanamaya yol açan bir bitki. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çay şeklinde sıcak suyun içerisinde 5 dakika bekledikten sonra süzüp içilir. Sabah akşam 150 ml, yani aşağı yukarı bir su bardağına eşdeğer. Yemekten kesinlikle sonra içilmesi gerekiyor. Çünkü karın sulandırdığı için mide ülseri olanlar, yarayı tahriş ettiğinden dolayı aç karnına kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Aynı zamanda teskin edici özelliği var. Onun için rahatlatma özelliğine sahip. Şöyle gördüğünüz gibi flora oldukça zengin, güzel ve tamamen doğal bitkiler. Şu anda yol kenarındayız. Tabi toplamaya gelmedik. Sadece video çekimi için geldim. Ama aşağı kısım gördüğünüz gibi tamamen temiz. Şöyle. İhtiyacı olanlara şifa olsun.